Evet, arkadaşlar merhaba. 1 Kasım 2021 akşam yarışlarında yabancı yarışlarda Mahoning Valley'deyiz Amerika'da. Amerika'nın arka hipodromlarından bir tanesi Mahoning Valley. Evet, bugün tam 7 koşulu program var. TJK'ya yansıyan ve hemen Amerika'daki bu Mahoning Valley'deki yarışları tahminlerimizi verelim. Evet arkadaşlar, birinci koşu saat 20.12'de başlıyor. Satış koşusu dişi 3 yukarı engezer 1100 metre kuma çıkacaklar. Burada 1 numaralı Jilly from Jersey Edgar Pacquiao'la ve 6 numaralı Company's Coming Hector Berrios'la. Burada ilk ikiye girecek safkanlar bunlar bizim gözümüzde. Hector Berrios da iyi bir jockey sayılır. Mahoning Valley'de. Sonny Leon da aynı şekilde arkadaşlar. Evet, 1 ve 6 diyoruz biz buraya. 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar için başka hatta varsa bayağı da bütün handikap puanları yakın birbirine, gerçekten çok ilginç. Ya böyle bir şey hiç görmedim daha. 60, 62, 61. 7'li plase için biraz böyle fazla verebilir de diyebiliriz belki. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor Mahoning Valley'de. 20.40'da Maiden 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Şimdi burada tabii arkadaşlar güne tekle başlıyoruz. Mümkün mertebe çok ufak bir kupon yaptık arkadaşlar bu pazartesi akşamı itibariyle. Çok fazla kaçırma, paranı kaçırmanın bir anlamı yok. Burada 4 malı Quid Amigo Alexander Chavez'de bizim bankomuz. Richard Zelinski, Holly Dilney, artık bunlar kimse. Ben ilk kez duyuyorum bu sahipleri ama antrenörleri de. Arkadaşlar burada Quiet Amigo bizim bankomuz. Yani altılıya bankoyla başlıyoruz. Üçüncü koşu, satış koşusu altılı gayanın ikinci ayağı oluyor. Şartlı, dişi hepsi, 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre kum piste çıkacaklar. Hepsi zaten bütün koşular kum pistte Mahoning Valley'de. Evet, tabi buradaki ikramiyeler çok düşük arkadaşlar. Belmont Park veya Keeneland gibi hipodromlara baktığımız zaman oradaki ikramiyelerin neredeyse 8'de biri ya da 5'te biri kadar ikramiyeler. Burada 3 numaralı Clearly Visible Louis Paul Rivera ile ve 6 numaralı Sacred Sarah Jose Bracco'yla burada arkadaşlar 3 ve 6 diyoruz buraya da. Clearly Visible ve Sacred Sarah burası için yeterli gibi duruyor. Luis Raul Rivera da iyi bir jockey arkadaşlar. Jose Bracco da öyle ama bunlar kıstas değil, atların durumları da iyi gözüküyor. Evet, dördüncü koşudayız şimdi. Şartlı 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Evet, 4 tane at var burada. 8 atın 4'ünü yazacağız. 6 numaralı Making Me Crazy Diogo Nidavi Smith. 4 numaralı I Am Ever Ready Luis Rivera gene. 1 numaralı The Chrome We Know Sonny Leon ve 5 numaralı Ryan Shure Alex Canciari. Tabi burada baktığımız zaman 7 numarayı yazmadık ama Bob's Calling Malcolm Franklin'e de bir atraksiyonda bulunabilir. Arkadaşlar burası 6, 4, 1, 5 ve yer olanlar 7'yi de yazabilirler buraya. Zor bir ayak gerçekten. Dördüncü koşu. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak burada da. Evet. Beşinci koşudayız şimdi. Şartlı dişiler 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Evet. Beşinci koşuda arkadaşlar 3 tane atımız var. Bu şartlı koşuda. Bir numaralı Who Will, bir kere öncelikle alternatif bir banko bu bizim için. Burada baktığımız zaman Alex Eldridge Cancari
biniyor. Bunların iki tane rakibi var bu atın. 3 numaralı Blonde by Nature. Doğal sarışın atın ismi bu arada. Türkçesi Albin Jimenez biniyor. Doğal sarışına. Evet ve 6 numaralı In the Princess Coco. Eric Barbaran. Bu Eric Barbaran da böyle bazen tutup geliyor arkadaşlar. Gerçi son kuyusunu kazanmış bu. Burada arka arka birinci olmak çok zor arkadaşlar. Dileyenler bunu pas geçebilirler bu 6'yı. Yani burası 1 ve 3 normal. Hatta bir alternatif banko arkadaşlar. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim size. Hatta onun yerine 4 numara sanki Victor Severino görünüyor gerçi. Son ile onun bindiği Platinum Gel. Yani çok at yazmak isteyenler yazabilirler. 1, 3, 6 normalde ama 6'nın arka arka ikinci kez gelme ihtimali çok düşük arkadaşlar ve handikap puanı da çok düşük. Ama bunu yazmışız. Vardır bir sebebi mutlaka yazılmışsa eğer. Evet. 6. kuşudayız. Evet arkadaşlar burada 6. kuşuda bu dişiler var yine. 9 tane safkan, 5 tane safkan çıkarttık. 5 numaralı Maliseet Hector Berrios'la 8 numaralı Blushing Betty, Blushing Betty. Eric Barbaran'la 9 numaralı Adulting Luis Raul Rivera'yla 1 numaralı Queen's Gift Sonny Leon'la ve 6 numaralı Petty's Big Girl Albin Jimenez'le arkadaşlar. Burası 5, 8, 9, 1, 6 şeklinde geçiyoruz burayı da. Yani 6'da 3. birinciliğini yapar mı? Bu grupta arka arka iki tane birinci. Yani bu şu koşuda en son birinci olmuş bir tane safkan tekrar gelebilir arkadaşlar. Çok fazla arka arka birincilik var burada. Evet. 7. koşu satış koşusu. Şartlı dişiler 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre kuma çıkacaklar. Toplam 10 tane safkan var burada. Bu 10 safkan içerisinde 4 tane safkan yön verdi bize. A Smile A Day 7 numara Alex Cancari. Bu Alex Cancari ben ilk kez duyuyorum ama bayağı iyi safkanlara biniyor açıkça söylemek gerekirse. Şanslı olduğunu düşünüyoruz bu şekilde. İkürler çok şanslı burada bu ayakta. Yani şöyle söyleyeyim Waffles or Pancakes atın ismi. Waffle ya da Pancake Alexander Chavez'le ve Preserving Honor Eric Barbaran'la. Bunlar çok şanslı. 8 numara Diana's Holiday Ricardo Feliciano ve 4 numara True Light Luis Raul Rivera ile. Evet buraları burada sanki eküller alacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani baktık şimdi 40 puan 44 handikap puanıyla diğerlerinden de iyi durumdalar. Yalnız burada 8 numara Dinas Holiday, Ricardo Feliciano Jockey'in ismi de çok havalı böyle. Ricardo Feliciano sanki İtalyan asıllı şarkıcımız bizim. Evet 7-1-10 yani eküller 8-4 burası bizim için yeterli olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar, Mahoning Valley'deki yorumlarımız burada sona eriyor. Campton videomuz yabancı yarışlarda. Campton videomuz da şu an yayında. Türkiye'deki yarışlarla ilgili de Bursa ve Kocaeli ile ilgili de videolarımız yayında şu anda. Arkadaşlar, Kasım ayı hoş geldi diyelim. İnşallah iyi gelir. Hepinizin Kasım ayında başarılı ve mutlu ve sağlıklı olmasını temenni ediyoruz. Bu ayda vitamin almaktan geri kalmayın. Geçiş ayları bunlar, kışa geçiş. Herkese bol şanslı ve mutlu yeni bir ay diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.